Markaların sıfır araçlar için duyurduğu fiyatlar ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi. İkinci el ve sıfır otomobil piyasasında son durum ne? A Haber ekibinden Kübra Kılıç notlarıyla karşımızda. Evet, 2024 yılının Mart ayındayız. Peki araçlarda son durum ne? İkinci ellerde ve sıfırlarda alım satım ne durumda? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Otomotiv sektör uzmanı Göksel Erkoyuncular konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Teşekkür ederiz. Göksel Bey, bir yılı kapattık iyisiyle kötüsüyle. Peki 2024'te Mart ayındayız. İkinci ellerde ve sıfır araçlarda son durum ne? Piyasadaki son durum nedir? Şimdi daha önce de yayın yapmıştık bu konuyla alakalı. Aynen tahmin ettiğimiz, düşündüğümüz gibi gidiyor. Açıkçası Aralık ayında ciddi bir kampanyalarında bir dönemdeydik. Fiyatların artık neredeyse alım için en uygun olduğu dönemleri yaşadık ki o günlerde de bu yayınları yaptığımız zaman şunu söylüyorduk. Aralık ayındaki rakamları artık Ocak itibariyle göremeyecektik. Orada Aralık ayı bittikten sonra Ocak ve Şubat aylarında ki bütün firmaların da olduğu gibi özellikle sıfır arabayı bahsedersek çok büyük, yüksek bir beklenti olmadığı için adetsel manada belki rekor satışlar geldi doğru ama bunun bütün çoğunluğunu, bunu da belirtmekte fayda var. Engelli indirimli ÖTV muafiyeti araç alımları bu rakamlara getirdi. Perakende diye tabirle nihai tüketicinin almış olduğu rakamlarda ciddi bir artışlar yoktu ve ikinci el hala şu güne kadar ciddi bir durgunluk söz konusu. Fakat Ocak ve Şubat aylarında ki Mart ayında da bu devam etti. Yaklaşık her ay %3-%7 bandında bazı firmalara göre değişkenlik göstermekle beraber gelen sıfır kilometre zamlar bugünlerde biraz alımı ikinci ele talebe gelmeye dönmeye başladı. Yani ikinci ellerde o zaman bu aylarda bir artış var diyebilir miyiz? Hareketlilik var mı desek daha doğru? Esasında en çok konuşmak istediğim konulardan biri de bu esasında. Şu an makas biraz açılınca alıcı diye tabir ettiğimiz kısım da ikinci ele yönelmeye başladı. Çünkü sıfırda ciddi bir artış var. İkinci elde de burada satıcılara da şunu söylemekte fayda var. Doğal olarak tepki olarak sıfırlardaki artış ikinci elde sirayet etmeye başladığı anda bu sefer de alımlar gene paranın kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü özellikle faizlerin bu kadar arttığı bir dönemde bu fiyatlara ancak alıcı bulunabilir. Eğer bu ikinci eldeki fiyatlar da yükselmeye sirayet ederse buradaki satış kısmı da yavaşlar. Onu da söyleyeyim şimdiden. Çünkü sıfırdaki yüksek fiyatlar insanları ikinci ele döndürdüler. Buradaki hareket bir nebze fiyatların artmasına sebep olursa o fiyat artışı gene de alıcıyı geri çektirir. Eğer bu seviyede giderse ikinci el hareketi biz bekliyoruz. Çünkü önümüzdeki Ramazan ama Ramazan hemen çıkışımız hem yaz hem bayram. Bunların beraberinde ikinci el bir hareket bekliyoruz. Ufak ufak bunların sinyalleri gelmeye başladı gibi. Şunu da paylaşmadan edemeyeceğim açıkçası. Kura bağlantılı olarak bizim beklentimizde zaten sıfır kilometrelerde bir fiyat artışı söz konusuydu. Yalnız bazı rakamlara baktığımızda şunu da görmüyor değiliz. Kısaca geçeyim bu konuyu. Kur artışı yaklaşık yılbaşından bugüne %10 gibi bir kur artışı söz konusu doğru. Ama sıfır arabalara gelen ki kampanyalara katmadan söylüyorum bunu. %20'nin üzerinde markalara bir değişkenlik göstererek %20'nin üzerinde bir artış gösterdi. Burası da dikkat edilmesi gereken konulardan biri açıkçası. Yani kurun üzerinde bir artış söz konusu şu an. İkinci el biraz dönüşüm başlaması bu yüzden ben şu dakika itibariyle ikinci elde biraz hareketlenmenin çoğalacağını düşünüyorum. Bu fiyat artışıyla beraber gene bir durgunluk olabilir. Burada satıcı bence fiyatını arttırması iyi olur. Alıcı konumdaki insanlara da şunu söyleyebilirim. Şu sıralar araba almaları çünkü hareketliğin başlayacağı dönemlere denk geliyor. Şu sıralar araba almaları menfaatlenir açıkçası. Çok teşekkürler. Rica ederim. Araç almak için alıcılar için ufak bir fırsat dönem, diyebiliriz. Bu dönem iyi bir dönem. Yani aynı Aralık'ta konuştuğumuz gibi artık hızlanacak döneme girdiğimiz için bu sıralar alırlarsa menfaatlerine olur açıkçası. Çok teşekkürler. Rica ederim. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Göksel Erkoyuncu'ya teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.